Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kapsamlı enerji işbirliği anlaşması imzalandı. 11 Ekim tarihinde 23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'la Enerji ve Ekonomi Bakanı Sunat Hatun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından kabloyla elektrik temin edilmesini öngören anlaşmaya imza attı. Anlaşma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz ve Avrupa'daki enterkonnekte elektrik sistemine dahil olmasına yardım edecek. Kıbrıs TV siyasi partilere anlaşmayı sordu. Siyasi partiler enerji anlaşmasına karşı değil, ancak kabloyla elektrik getirilmesi iddialarına karşılık içerikle ilgili endişeleri olduklarını dile getirdi. Enerji anlaşması bu ülke için gerekli. Ulusal Birlik Partisi özellikle 2011 yılındaki Türkiye Cumhuriyeti imzalanan ekonomik programın içerisinde de bu anlaşmayı destekleyen, hatta ön anlaşmayı imzalayan siyasi partiydi. O günkü hükümet partisiydi. Bu Ulusal Birlik Partisi'nin hükümetten gitmesiyle, muhalefete düşmesiyle bu süreç bir sekteye uğramış oldu. Nitekim Ulusal Birlik Partisi'nin iktidara geldiği zaman, hükümetin büyük ortağı veya hükümette ortak olduğu zaman bu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde de kaldığı yerden devam şeklinde anlaşma, taslak anlaşma imzalanmış oldu. Tabii ki bu geçen süreçte tarihsel anlamda baktığınızda başlangıcı bazı eleştiriler geldi. Özellikle Kıptek üzerinden, Kıptek'in geleceğinin sorgulanması veyahut da çalışanların haklarıyla ilgili, enerji maliyetlerinin ne olacağıyla ilgili. Birileri çıktı dedi ki bu enerji maliyeti çok yüksek gelecek. Birileri dedi ki uygun olacak. Ama bir de enerjinin arz devamlılığı önemli gerekiyordu. Bu ülke işte bazen nostaljiktir. Denizde fırtına oldu, full örgelemedi, kaldık. Santralimiz bozuldu, kaldık. Güneye muhtaç olduk. Bazen karanlıklarda kalmak zorunda kaldık. Yazın turistler şikayetli, bu ülkede turist kaybına kaldık. Ekonomi kendi içinde bir çıkmaza sürüklendi. Turizm etkilendi. Sonuçta enerji artık hayatın yatsınamaz bir gerçeği ve olmazsa olmazı. Tıpkı su gibi. Ulusal Birlik Partisi bu gerçekle, tabii içeride belli eleştiriler alacaksınız. Bir reform yaparken veyahut da sizin için ve halkın beklentisinin doğru oranıyla ilgili bir eleştiri gelecektir. Hiçbir zaman hiç kimseyi %100 memnun edemezsiniz. Bu da işin diğer bir yüzü. Ama önemli olan doğru bildiğiniz ve toplum menfaatinin önünde giden projeler yapmaktır. Ulusal Birlik Partisi bu inançla bu projeye de taslak anlaşmada imzalanmıştır. Nitekim diğer siyasi partilerden de gördüğümüz hiç kimse bu anlaşmaya karşı değil. Bununla ilgili destekleyenler var. Ki özellikle bu kablo ile elektrik gelmesi konusunda Ulusal Birlik Partisi bunu dillendirirken bazıları eleştiriyordu. Şimdi o eleştirenler bile artık destek beyanları vermeye başladı. Şimdi öne çıkan maliyeti ne olacağıyla ilgili. İşte birileri bilimsel çalışma yaptım diyor. Birileri akademisyenler yapıyor. Birileri feasible'dır diyor. Ama bunun en güzel olanı bilimsel anlamda yapılan bir çalışmadır ve resmi olan bir çalışmadır. Dayanaklara, tutanaklara, araştırmaya ve maliyetlere dayanan bir çalışmadır. Şimdi birileri oturarak ben bu kablo bu kadar gelecek, bu kadar enerji ihtiyacım var, bu karşılanırsa bu olur, gerçeği yansıtmaz hiçbir zaman. Sadece bir kirliliğe yol açar. Aslında doğru olan bilir kişilerin ve gerçekleri konuşan kişilerin bu konuda beyan vermesi. Ben bir bugün Ulusal Birlik Partisi vekili ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir vekili olarak muhalefet döneminde yapmış olduğum meclisteki konuşmalardan da aynı fikirdeyim. Bu ülkede klimalar evlerde süslük olmaktan çıkmalı. Amacına uygun kullanılmalı. İnsanlar binlerce lira milli geliri yapıyor, evine klima taktırıyor ama yazın 15 gün korkudan daha çok giderim olmasın diye ekonomik tasarruf tedbiriyle ilgili atıl vaziyette kalıyor. Bunların işlemesi lazım. Bazen de bu enerjiyi verenlerin sürümden kazanması lazım. Şu tavrı kabul edebilecek durumda değiliz. İşte bu Türkiye'den gelecek. Onun için bunu kabul etmeyelim, bunu reddedelim. Veya buna karşı çıkalım, buna sorun çıkaralım. Bu yaklaşımı kabul etmiyoruz. Nasıl olacağını elbette oturup konuşalım. Ve bir en doğru yolu bulacağımızdan da eminim günün sonunda. Şart mı bu elektrik? Evet, şarttır. Mutlaka gelmelidir.
Ve bu ülkede daha kaliteli, sürekli ve ucuz elektriğe kavuşmalıdır. Ana hedef bu olmalı. Yapılan anlaşma enerji alanında işbirliği anlaşmasıdır. Yani Türkiye'den kabloyla elektrik getirme diye bir şey henüz gündemde değildir. Bunun gündeme gelebilmesi için ayrı bir elektrikte işbirliği ya da kablo döşenmesinin koşullarını belirleyecek olan başka bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Şu anda gündemimizde olan enerji alanında işbirliğidir. Yani elektrik, petrol, doğalgaz, bunların hatları veya taşıması, kalitenin yükseltilmesi, burada bu alanlarda yapılacak yatırımlar, bilgi için yapılacak çalışmalar, konferanslar, belki akademik çalışmalar vesaire, bütün bunları içeren bir anlaşmadır. Tabii petrol, doğalgaz, özellikle petrol aramaları da dahildir, içindedir. Kabloyla interkonnekte sisteme bağlanma da gündemdedir. Türkiye'den kabloyla elektrik alma bunun çok küçücük bir bölümüdür ve Türkiye'den kabloyla elektrik alma diye bir şey de zaten yoktur. Böyle bir kabloyla bağlanma durumunda Türkiye'den elektrik alırken Türkiye'ye elektrik satma, alternatif enerji kaynaklarını geliştirme de zaten bu çerçeve, bu işbirliği anlaşmasında vardır. Alternatif enerji kaynaklarından üretilecek elektriğin de interkonnekte sistemin bir özelliği olarak sisteme gönderilmesi de söz konusu olabilecektir. Şu anda ama bütün bunun bu işbirliğinin çerçeve anlaşmasıdır yapılan. Yani bir çerçeve çiziyor, niyet belirtiyor, o kadar. İşin hiçbir ayrıntısı yoktur. Denizaltı kablosu nasıl bir kablo olacak? Yani bir alternatif akım kablosu mu olacak, doğru akım kablosu mu olacak? İşte senkron paralel bağlantı mı olacak? Yoksa bu bağlantı işte inverter konverterlerle olacak olan bir anlamda bizim sistemimizi aslında kendi içinde tutan, izole eden bir şekilde mi olacak? Bütün bunlar bilinmemektedir. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak özellikle interkonnekte sisteme bağlanmanın senkron, paralel bir bağlantı olacak şekilde düzenlenmesi halinde biz bundan son derece memnun olacağız. Çünkü o zaman sistemimiz arz güvenliğine kavuşacak. Burada bir yerde bir arıza oldu mu elektrik kesilmeyecek, frekans oynamayacak, stabil voltaj düşmeyecek, yükselmeyecek. Tabii maliyet de eğer bundan olumlu yönde etkilenirse o da büyük bir kazancımız olacak. Çerçeve anlaşmasına baktığımızda biz şöyle bir şey de görüyoruz. Sanki Kıbrıs'ın geleceğine de böyle bir yatırım yapma eğilimi görüyoruz. Yani çünkü burada öngörülen türde bir işbirliği özellikle elektrikte Kıbrıs sorununun çözümüyle tam olarak mümkün olacak diye düşünüyorum. Çünkü ENTSO-E diye bir kuruluş var. Bu tür bağlantıların hepsinde onun izni lazımdır. Kıbrıs sorunu çözülmeden de onun izninin olabileceğini çok düşünmüyorum. O nedenle diyorum ki hani şimdi bunun anlaşması yapılsa, elektriğin yani ne zaman yapılacağı belli değil ama o da yapılsa, döşemeye başlansa çok büyük ihtimalle Kıbrıs sorunu hayda hayda o zamana kadar çözülür. Bence Türkiye bir anlamda bunu da düşünerek böyle bir girişime başlayacak inancındayım. Enterkonnekte denen olay bizi dünyaya bağlayacaksa, bizi Avrupa'ya,
zaten olası bir çözümde o ailenin bir parçası olacağımız Avrupa'ya bağlayacaksa bu son derece önemlidir. Bunu reddetmek, buna karşı çıkmak akıl kârı değil. Bu açık ve net. Ama burada gerçekten ona mı gideceğiz? Yani interkonnekte sistemle, yani günü geldiğinde, ihtiyaç olduğunda, eksildiğimizde, bizim buradaki üretim mi eksilmesi durumunda borsadan daha ucuza elektrik alma şansımız olacak mı? Yoksa bize tıpkı burada Kıptek'in büyük ölçüde devre dışı bıraktırılarak Aksa'dan garantili alım sözleşmesi diye pahalı bir elektrik tüketmemize neden olunduğu gibi Türkiye'den de belirli bir şirketin elektriği mi satılacak? Bunlar son derece önemli. Dolayısıyla fizibilite çalışmaları son derece önemli. Bu ülkeye ne getirecek bu açıdan önemli. Bunları bilmekte yarar var. Bizi ilgilendiren gerçekten Kıptek ne olacak? Yani? Bir süre önce çünkü biliyoruz ki hükümetimiz Türkiye ile bir ekonomik, bir mali anlaşma, mali protokol yaptı. Bu mali protokolda da enerji üretiminin parçalara ayrılarak, Kıptek'in bölümlere ayrılarak süreç içinde özelleştirilmesi var. Bu da o doğrultuda bir adım mıdır yani? Zaten Aksa vardır. Kıptek'in geri kalan bölümü de tamamen devre dışı kalıp özelleştiriliyor mu? Buna mı gidilecek? Çalışanlar ne olacak bu ülkede? Bunlar önemli. Bir başka nokta, uzun zamandır bu ülkede tartışılıyor alternatif enerji üretimleri. Güneş var, yani yıl 12 ay güneş olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bu güneş enerji sistemi ve benzeri alternatif enerjilerle ilgili bir çalışma yapmamıza da zemin teşkil edecek mi bu anlaşma? Bu nedenle son derece önemli. Yani bütün bunlara baktığımızda biz tıpkı su anlaşmasında olduğu gibi bazı endişeler taşıyoruz. Yani su konusunda da ben çok iyi anımsıyorum. Sayın Davutoğlu'nun eski başbakan bir açıklaması vardı. Kıbrıslı Türklere analarının ak sütü gibi helal olsun. Şimdi bunu duyan herkes de Türkiye bize beleş su veriyor dedi. Öyle olmadığını herkes gördü. Hatta ilk günden dedik ki bu rakamlar doğru dürüst ortaya konmazsa ileride çok daha pahalıya olacak ve kana kana içemeyeceğiz bu suyu. Hele kullanımda doğru dürüst kullanamayacağız. Şimdi belediyelerimiz kanalıyla su dağıtılıyor ama suyun fiyatı oldukça pahalılandı. Bir yıl sonra özel şirket yönetimine geçtiğinde su fiyatları şimdiki fiyatları da mumla arar hale geleceğiz. Elektrikte de bu böyle mi olacak? Yoksa gerçekten söz edildiği gibi burada üretilen elektriğin eksilen bölümünü Aksa gibi bir şirket tarafından değil de borsadan interkonnekte sistem içinde alma şansımız olup daha da ucuza elektrik alıp halkımızın refah seviyesini yükseltme boyutunda daha rahat elektrik kullanımı teşvik mi edilecek? Bunları bilelim, bu doğrultudaysa biz de katkı koymaya hazırız. Ama dediğim gibi endişelerimiz var, belirsizlik bizi ürkütüyor. Anlaşma imzalandı ama hala daha içeriği net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmadı. İşte bugüne kadar maalesef bu gizli kapaklı anlaşmalar hep bize olumlu sonuçlar getirmedi. Bu nedenle bizi ürkütüyor. Halkımızı ürkütüyor. Halk evet, Türkiye ile anlaşma yapılmasına kimse karşı değil. Elbette Türkiye ile olan ilişkilerin geliştirilmesi, güçlendirilmesi önemli. Ama bağımlılık haline gelecek noktadaysa, kendi kurumlarımızı devre dışı bırakacaksak bu nasıl bir anlaşmadır? Bu konuda endişeler vardır. Dolayısıyla gizlilik halkı tedirgin ediyor. Biz de bu tedirginlikten rahatsızız. Birleşik Kıbrıs Partisi'nin bu konuda görüşü nettir. Biz ülkemizin enerji ağının Türkiye üzerinden Avrupa'ya interkonekte olmasını doğru ve yerinde bir proje olarak buluyoruz. O nedenle projenin özüne karşı değiliz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, bu projenin kimin tarafından yapılacağıdır, kaça mal olacağıdır, alım garantisinin olup olmayacağıdır, yani fizibilite raporlarıdır.
ve en verimli ve en ekonomik ve en temiz şekilde yapılmasıdır. Bu bir. İkincisi, ülke kaynaklarımızın Kıptekin ve ülkedeki elektrik altyapımızın özelleşmemesi lazım. Kıptekin kapanmaması lazım. Kendi santrallarımızın çalışmalarına devam etmesi lazım ve büyüyen, artan ihtiyacın ve eksiklerimizin bu yolla tedarik edilmesi gerekmektedir. Bu yol bize aslında şunun yolunu açacak. Güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesini veya rüzgarın ve yüksek oranda enerjinin bu şekilde üretilmesini, ihtiyaç duyduğu noktalarda interkonekte olduğumuz için sistemimizin Türkiye ve Türkiye üstünden yabancı ülkelere enerji naklini, satışını, ihtiyaç anında da tekrar geri gelmesini, ülkedeki sistemimizin arz güvenliğini, ülkedeki verimliliğimizin artmasını önünü açacaktır. O yüzden kuru gürültüye hayır demek yerine, evet biz kabloyla interkonekte olmasını istiyoruz. Bunu sadece biz istemiyoruz. Bunu Güney Kıbrıs'ta Yunanistan'la, İsrail ile, Mısır'la benzer projeler yapıyor. Biz bu projenin dışında kalamayız. Ancak dediğim gibi bu şuna dönüşmemeli. Yani sudaki kötü örneği fiyat anlamında, anlaşma anlamında aynısını tekrarlamamalıyız. Tam tersine Kıbrıs Türk ekonomisine hizmet edecek, fiyatı en aşağılara, minimum düzeye çekecek ve güvenliği artırarak bizi dünyaya entegre edecek bir enerji sistemine ve enerji yapılanmasına Birleşik Kıbrıs Partisi evet demektedir. Peki anlaşmanın içeriğine ilişkin endişeleriniz var mı? Yani bugüne kadar çok net bir şey paylaşılmadı. Çerçeve anlaşması dendi. Bir şey paylaşılmadı daha. Endişe ettiğimiz noktaların başında da bu geliyor. Yani ortada daha bir şey yoktur. Bir niyet belirtilmiştir. Bir hayli şey söyleniyor ama ortada bir fizibilite raporu yoktur. Ortada bir bu işin kimler tarafından yapılacağı yoktur. Bu iş bir şirkete verilecek mi? Bu iş daha evvel Aksa'yla yaptıkları anlaşmaya benzer 2023'e kadar alım garantisi olan ve alsak da almasak da ödeyeceğimiz kötü bir anlaşmaya mı dönüşecek? Entegre olmak Türkiye ile bir takım sorunları da var. Bir AB ülkesine bağlı ülkeyle biz de entegre olacağız. Onların onayını da almamız gerekir. Çünkü sistemlerin uyumlu çalışabilmesi için kurallar vardır. Bu kurallara uyulması gerekir. Bunun garantisini alamadık. Yani AB sistemi bunu kabul etti mi, onayladı mı bilemiyoruz. Kuzey Kıbrıs da bir AB ülkesidir ama Aki komünite, yani AB kuralları askıdadır. Özel anlaşmalarla, kabul edilen kararlarla burada AB etkili olabilmektedir. Onun için bu konuda hassastır. Bir diğeri tabii güneydeki sisteme bağlanma konusu vardır. Demek ki bağlanabilecek şekilde teknik sorunların gözetilmesi gerekirdi. Bunun hakkında da belirsizlik olduğu konuşulmaktadır. Niçin şüpheli olalım, niye bilmeyelim? Bu hakkımızdır. Sonra İsrail Türkiye ile birleşiyor. Bunun projeleri yapıldı ve yıllar sonra yıllar hakkında da bilgiler verilmişti. Bu kadar yıl sonra entegre olacak diye. Kıbrıs civarında da gaz üretimi olacak. Dolayısıyla enerji, gazdan elde edilecek enerji de bu şekilde AB'ye satılacaktır gibi şeyler söyleniyor. Yani Kıbrıs'ta çok büyük kapasitede santrallar olacak ve Avrupa'ya mı gidecek bunlar? Bu küçücük ülkede buna büyük bir çevre sorunu yaratacaktır. Yani gaz oldu diye çevreyi kirletmez diye bir şey de yoktur. Bir de şu sorun var. Alternatif akım mı gelecek, doğru akım mı gelecek? Bu konuda henüz açıklığa kavuşmadı. Çünkü doğru akım gelecekse bildiğimize göre teknoloji doğru akım geçirmek için uygun değildir. Yani uygun bir fiyata gelemeyecek çünkü tekrar alternatif akıma çevirmekten kullanmak bunları büyük zorluklar getirecek bize ve maliyeti olacak. Bu da maliyeti artıracaktır diye görüşler vardır. Bunda cevabı yok.
Bu kadar belirsizlik içerisinde bu proje nasıl başlatılıyor bilemiyoruz. Bu çerçeve anlaşması, bu sorunların çözüldükten sonra fiiliyata geçeceği şeklindeyse bir diyeceğimiz yok. Ama bizim santrallarımız debodedir demek de boş laftır. Çünkü bizim 60 megawattlık iki santralımız var temel olarak. Aksa var. Şüpheli durumu çünkü bizimkinden daha fazla maliyet üretiyor diye biliyoruz. Bu iki santralı da mı devreden çıkarız ve bunu kullanacağız? Çünkü entegre olmak demek ondan hep enerjiyi alacağız demek değildir. Sadece nominal yani üzerinde yazılı güçten fazla santralları kullanırsak ki kullanıyoruz onun için pahalı oluyor üretimimiz. Öyle bunu karşılamak içinse o zaman bunun kablosunun çapı da ona göre olacaksa faydalı olacaktır. Yani yüksek oranda ihtiyacımız olduğunda bununla bizim kapasiteyi artırmamız gerektiğinde pahalı üreteceğimize oradan daha düşük fiyatta elde edilmiş olan elektriği almış olacağız. Bizde fazla yük olduğunda da gene düşük yükte santralları çalıştırmak pahalı olacağı için bu santralları gücünü nominale getirip yani optimal en karlı yerde çalıştırıp onu Türkiye'ye vermiş olacağız. Dolayısıyla iki taraftan da bu işten yaralanma olacak. Bu mu proje hangisidir? Bunu bile öğrenemedik hala da. Ve santrallarımızı kapatacağı gibi şeyler söyleniyor. Santrallarımız çevreyi kirletiyormuş. Çevreyi kirletmeyen mi var? Güneş enerjisi var. Bu bağlanacak. Bunun da bağlanma sorunları var. Bu bağlanma sorunu bize daha ucuz fiyata güneş enerjisi çevreye zarar vermeden elde edilmiş enerjiyi tam kapasite kullanma olanağı verecek mi, vermeyecek mi? Bu da hala daha soru işareti. Onun için santrala karşı tavır biz bunları denize dökelim şekilde olamaz. Bu ülkede de bu santrallar gene çalışacak. Kötüleşenlerin yerine yenileri de konacak. İşte hastane eskidi yap yenisini. Bu hiçbir zaman anlaşılabilecek bir şeydir. Cehalettir. Bu başka bir şey değildir. Bir hastane eskimez. Hastane sürekli yenilenir. Her gün tam standartta tutulur. Eğer hükümet ise bunlar bir 15-20 yıllık tamam mı bir plan program yapılması lazımdır. Biz bunu beklerdik hükümetten. Ancak gördüğünüz gibi hükümet çok doğru dürüst çalışmıyor. Alınan bütün kararlar mahkeme tarafından bozuluyor. Bu nedenle biz Sosyal Demokrat Parti olarak elektrik konusunda bir tartışma yaşanmasını isteriz. KİPTEK, sivil toplum örgütleri bu konularda gerekli araştırmayı yapıp eğer ucuza mal olacaksa zaten hiç kimse şikayet etmez. Önemli olan burada ucuz elektriğin bu halka verilmesidir. Bir Malta örneği vardır önümüzde. Tabii onun detayını açmak istemem burada ama Malta bu konuda bir proje hazırlıyor insanlar. Daha nasıl ucuz olur, nasıl feasible olur bunların hesabını yapmamız lazımdır. Ama biz görüyoruz ki bizim hükümetimiz dayatma politikalarla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Elektrik konusunda da sınıfta kaldılar diye düşünüyorum ben. Halkımız bunları artık böyle bu tür şeyleri maalesef görmek istemiyor. Çünkü bize kalıcı zararları vardır bu işlerin. Gelecek olan elektrik zaten elektrik kurumunun hatlarından verilecek. Şimdi bir bakıyoruz ki 2024 yılına kadar Aksa devrede. Şimdi Aksa'yı nasıl devre dışı bırakabilecekler? Sonra KİPTEK'in özelleştirilmesini bu şekilde mi yapmaya çalışıyorlar? İşin perde gerisini düşünecek olursak. Bence belki bu KİPTEK daha da güçlendirilerek, 5-6 ünite daha eklenerek, tamam mı? Bir arıza halinde Türkiye Cumhuriyeti'nden bu elektriğin alınması bence daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Ve belli bölgelerimize güneşten elde edilecek olan elektrikle ilgili birer megawatt, ikişer megawatt, tamam mı? Panel üretim
tarlalar oluşturulabilir. Ve bu daha rentable'dır diye düşünüyorum ben. Yine Kıptek'in denetim ve kontrolünde özelleştirme icap ederse bu panellerin lütfen bunu da yapsınlar. Yani bunun da özelleştirilmesinde Kıptek'inle birlikte yapsınlar bunları. İstişare içerisinde yapsınlar bunları. Türkiye ile imzalanan enerji anlaşması, çerçeve anlaşmasını değerlendirdiğimiz zaman öncelikle şunu görüyoruz. Bu içi boş bir çerçeve anlaşması olarak görüyoruz bunu. Burada endişeli değiliz çünkü göreve geldiğimiz zaman bu boş çerçeveyi çok rahatlıkla doldurabileceğimizi, gerekli unsurların o çerçeve içerisinde olması gerektiğini biliyoruz ve onu doldurabileceğimizi düşünüyoruz. Detayına baktığımız zaman çerçeve anlaşmasının görüyoruz ki amacında ne deniyor? Türkiye ile enerji alanında işbirliği yapılması, projeler yapılması. Biz bunları Halkın Partisi olarak zaten destekliyoruz. Bunda bir sakınca görmüyoruz. Fakat vurguladığımız en önemli nokta bu projelerin doğru temeller üzerine kurulması gerektiğini söylüyoruz ve bunu söylemekle birlikte mevcut hükümetin, geçmiş hükümetlere dahil baktığımız zaman bu önemli konuyu doğru temeller üzerine oturtamayacaklarını düşünmekteyiz Halkın Partisi olarak ve göreve geldiğimiz zaman biz bu çerçeveyi doğru temeller üzerine oturtabileceğimizden eminiz. Detaylarına baktığımız zaman çerçeve anlaşmasının ne görüyoruz? Kablo ile elektrik, kamuoyunda da en çok tartışılan konu. Burada Halkın Partisi olarak kablo ile elektrik getirilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti elektrik sistemi ve dolayısıyla Avrupa Interconnect'te elektrik ağına bağlanma interconnect'te olma farkını biliyoruz ve getirilmesi değil interconnect'te olmamız gerektiğini söylüyoruz biz Halkın Partisi olarak. Açacak olursak çok kısa, biz kurulduğumuz günden beridir bu konuda görüşümüz ve duruşumuz nettir. Enerji çalışma grubumuz vardır, kurulduğumuz günden beridir çalışmaktayız ve parti programımıza da yazdığımız gibi biz Türkiye'den gelecek kablo ile o kablo üzerinden Avrupa Interconnect'e elektrik ağına bağlanmayı destekliyoruz. Buna karşı değiliz. Sadece diyoruz ki bu oluşturacağımız temeller sağlam olmalıdır. İyi hazırlanıp iyi çalışılması gerekir. Biz ta 8 Eylül'den itibaren Halkın Partisi olarak bu konuda birçok kez açıklama yaptık. Daha Bakanlar Kurulu'ndan Ekonomi ve Enerji Bakanı'na bu anlaşmayı imzalaması için yetki verilir verilmez biz 8 Eylül'de bir kapsamlı açıklama yaptık Halkın Partisi Enerji Çalışma Grubu olarak ve orada dedik ki böyle bir anlaşma için bazı temel noktalar vardır, önemli konular vardır, madde madde saydık. Bunlar bir çerçeve anlaşmasında, bir kablo ile elektrik konusunda olmazsa olmazlardır. Mesela ne dedik çok kısa şekilde? İdaresi dedik, bu kablonun idaresi, TEİAŞ yani Türkiye tarafı ve Kıptek bizim taraf ortak olması gerekir. Bağlantı şekli Avrupa Interconnect'e elektrik ağına bağlanabilecek şekilde olması gerekir. Herhangi bir garantili alım anlaşması kesinlikle olmaması gerekir diye bunları açıkça yazdık yaptığımız açıklamada. Bahsettiğim gibi alım garantisi kesinlikle olmaması gerektiğini söyledik ve daha detaya indiğimiz zaman bizim kendi üretimimizin ne olacağı, kablo ile gelecek olan güç kadar kendi kurulu gücümüzün soğuk yedek olarak hazır olması gerektiğini söyledik ve kablodan gelecek olan elektriğin bir maliyeti ne olacak? O maliyete, o ağdan satın alacağımız elektriğin üzerine kablodan dolayı gelecek olan ek maliyeti ne olacağını şimdiden bilmemiz gerektiğini söyledik. Ve bu sorulara yönelttik yetkililere ama maalesef o günden bugüne çerçeve anlaşması imzalanana kadar hiçbir cevap almadık. Hala daha da bu konuların kamuoyunda tartışıldığını göremiyoruz bu detayda. Enerji anlaşması geç kalmış bir anlaşmadır ama hiç yoktan iyidir. Bu kablo ile elektrik enerjisine karşı çıkanları ben geçmişte ekolojik dengemizi bozacak deyip suya karşı çıkanların ideolojik sarmalına benzetiyorum. O bataklığa düşenler kolay kolay ayakları yere basmıyor. Türkiye'den gelen her şeye karşı çıkıyorlar. Suya dün nasıl karşı çıkmışlarsa yarın elektriğe de karşı çıkacaklar. Öbürsü gün bir başka şeye de karşı çıkacaklar. Türkiye'den gelen sadece parayı isteyenlerdir bunlar. Paranın dışında her şeye karşı olanlardır. Dolayısıyla bunları çok ciddiye almamak gerekiyor.
Bazıları kablo ile elektriğin çok pahalı olduğunu ve feasible olmadığını söylüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? 1450 kilometrelik İsrail-Kıbrıs-Girit Yunanistan interconnecte sistemine feasible bulanlar ve milyarlarca dolarlık bu projeye onay verenler onu feasible buluyorlar da bizim topu 75 kilometrelik bir kabloyu pahalı buluyorlar. Bu mümkün değil. Şunu söyleyebilirsiniz. Türkiye buraya elektriği daha ucuza vermeli. Türkiye'de elektrik şu anda çok ucuz değil. Bunların hepsini konuşabiliriz. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de elektrik şu anda belki 25-30 kuruştur, 10 sent civarındadır. Ama Türkiye Kuzey Irak'a elektriği 4 sentten veriyor. İyi bir pazarlık yapabilirseniz, iyi bir anlaşma yapabilirseniz Türkiye'den çok daha ucuza elektrik enerjisi temin etme imkanınız var. Bu yapıldı mı, yapılmadı mı bilmiyorum. Bunlar konuşuldu mu, konuşmadı mı bilmiyorum. Ama mutlaka bunun yapılması lazım. Yani ana vatan Türkiye, Kuzey Irak'a verdiği elektrikten çok daha ucuza Kuzey Kıbrıs'a vermelidir. Vallahi benim görüşüm çok net. Uzun zamandır bunu sürekli bakanlığım döneminde dile getirdim. Meclis kürsüsünden televizyon kanallarında da dile getirdim. Türkiye'den kablolu elektriğin getirilmesi çok doğru ve geç kalınmış bir projedir. Bir kere elektriğin temel konuşacak olursak parametreleri var. Birincisi arz güvenliğidir. Yani ihtiyaç duyduğumuz zaman ihtiyaç duyduğumuz kadar elektriğin şebekede olmasının sağlanmasıdır. Elektrik kesintilerinin daha az yaşanması ya da hiç yaşanmaması adına bir kere kabloyla elektriğin Türkiye'den getirilip interkonekte sisteme geçmemiz vazgeçilmezdir. Enerjinin çeşitliliği konusunda da kabloyla elektrik çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Şöyle ki yenilenebilir enerjinin belirli bir yüzdenin üzerine çıkması, Avrupa Birliği'nin öngördüğü limitler içerisine ulaşabilmemiz için mutlaka interkonekte sisteme geçmemiz lazım. Interkonekte sisteme geçebilmemizin de koşulu kabloyla Türkiye'den elektriğin getirilmesidir. Bu da yenilenebilir enerji, çevre dostu enerjinin daha çok ülkemizin gündeminde olmasıdır. Üçüncü bacağı elektriğin maliyettir. Maliyetler bacağına da baktığınız zaman kabloyla elektrik doğru bir projeyle çok daha ucuza Kıbrıs Türk halkının elektrik kullanmasına imkan verebilecek bir projedir. Şöyle ki Türkiye'deki enerji borsası da kilowatt başına elektrik 15-16 kuruşlardayken bizde üretim maliyeti petrol ve döviz fiyatlarının düşük olduğu dönemlerde 40 kuruştu. Şu anda maliyetleri muhtemelen 40 kuruşun da üzerindedir. Böyle bir enerji yükü maliyetiyle KKTC ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıda güçlü bir şekilde devam etmesi çok mümkün değildir. Enerji maliyetlerini daha aşağıya çekebilmenin yolu yine az önce söylediğim gibi kabloyla elektriğin getirilmesidir. 15 kuruşlardan alınacak bir elektriğin kuzeye gelmesinde taş atlasak karıyla, yatırım maliyetleriyle her şeyle hesaplasanız 10 kuruşun üzerine geçmez maliyeti doğru bir projeden bahsediyorum. Bu da kuzeyde daha uygun fiyatlarda elektriğin tüketilmesine imkan sağlayacaktır. Bir bacağı daha var, onu da söyleyeyim. Benim için çok önemli. Ben Çevre Bakanlığı yaptım. Bir hekimim, bir aydın olarak bu ülkenin soluduğumuz havasının temiz olmasını istiyorum. İnsanlarımızın biz siyasilerin beceremediği sebeplerden dolayı kanser olup ölmelerine, acı çekmelerine imkan sağladığımız için, öyle bir ortam yarattığımız için bir kere büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bakanlığın döneminde defalarca bunu dile getirdim. Kabloyla gelecek bir elektriğin çevre dostu olacağı kesindir. Çünkü bacası da yakıtı da bizimle ilgili değil. Başka yerde üretilecek, bize temiz enerji gelecek. Temiz enerji bu ülkede de üretilecek yenilenebilir enerjiyle. O yüzden çevre adına, çevre bacağına da baktığımızda hiçbir rakamın, paranın konuşulmayacağı bir noktadır bu. İnsan sağlığından bahsediyoruz. Sürdürülebilir bir çevreden yarına geleceğe çok daha temiz bir dünya bırakma adına kaçınılmazdır.